Takımda müthiş bir kenetlenme var. Bu da maçlara yansıyacaktır. Bu arada müthiş kötü anlamda kullanılan bir kelime aslında yani. Kendisi kötü anlamda. Mesela çok müthiş bir fırtına var yani. Çok şiddetli, kötü anlamında. İyi şeylerde, pozitif şeylerde müthişi kullanmayı bırakalım. Ben de anormal kullanıyorum olumlu anlamda. Anormal evet. Futbolcu mesela. Anormal evet, mesela. Gol. Evet, alışıldı artık ama aslında olumsuz anlamda. Ama izleyicimize belki yapayım Melike. Rekor kırılırsa Galatasaray olur şampiyon. Şundan dolayı o rekoru kırması için Alanya ve Adana Demir deplasmanlarından galip dönmesi gerek Galatasaray'ın. O senaryoda da 4'te 4 yaptığını düşünüyoruz. Artık 4 hafta kala bırakmaz diye düşünüyorum tabii ama kolay değil. Hem Alanya deplasmanı hem Adana Demir deplasmanı. Yasin Bey yazmış, Kayseri'den selamlar demiş. Mehmet abi var bugün, ben kimim de hepimize bol şanslar. Bize biraz avantaj versin demiş. Dün Onur Özkan yalnız ben de harikalar bildim, biliyor musun? Yarattı burada. Niye mesajı atmadın? At mesajı öyle. Hayır bunlar. Şu an gördüm. 2009 çünkü Wolfsburg'un şampiyon olduğu yıl. Oradan grafit dedim, bakmadım bu arada. Onur sadece fotoğrafı gördüm. Grafiteydi değil mi sorulan oyuncu? Evet. Yani sesli izlemedim çünkü. Ama Onur da çok iyi tabii. Evet evet. Dün bir de formdaydı. Orhan Bey esprili bir mesaj atmış. Melike her gün ekrandasın, dinlen biraz. Seda Sayın'ı geçtin demiş bana. Evet her gün değil ama ya. Yarın dinleneceksin. Bir gün. Hayır yarın da varız. Ha var mı? Yarın da varız. Pazarları onun. Gece yok. Evet seçim zamanı. Maç yoksa varız biliyorsun. Doğru yani. Doğru tabii. Maç mutlu olmadığı için. Yine son sayfa. Salı Şarşamba dinlendireceğiz. Söz de aldık izleyicilerimizden. Bize de gelecekler gece izlemeye. Ali Bey yazmış. Melike Hanım sezon sonu Zaniolo, Tete, Nelson ve Ziyech mutlak transfer yapar ve Galatasaray yeniden kadro yapılanması yapar diye düşünüyorum demiş. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani sonuçta Tete, Ziyech, Zaha ne kadar beklentileri karşıladı? Bu tartışmaya açık bu sezon özelinde. Son 8 hafta performans da önemli. Ziyech ve Zaha son Kasımpaşa maçı Galatasaray kaybediyordu maçı. O maçın galibiyetle bitmesine olumlu anlamda sebep olmuştu ilk önce. Son 8 hafta daha çok rol almaları gerek. Artı bu oyuncular 35-36 yaşında oyuncular değil. Zaha'dan da Ziyech'ten de para kazanabilir Galatasaray. Hali hazırda Suudi Arabistan'da piyasası olan oyuncular ama benim görüşüm sezon başındaki gibi çift haneli bir sirkülasyon olmaması gerek. Az ama öz. 6-7 diyebileceğim bir oyuncu grubuyla giden gelen böyle bir değişim Galatasaray için uzun vadede daha iyi olur. Hep aynı örneği veriyorum Melike. Galatasaray 4 sene şampiyonluğun sonunda UEFA Kupası'nı aldı. UEFA Kupası'nda 17 Mayıs'ta Arsenal'e karşı ilk 11'in sadece bir oyuncu Capon sezon başı gelmişti. Yani oyuncu grubu 7-8, 4-5, Hacı 4. senesiydi. Popescu'nun 3, Taffarel'in 2. Yani hep birbirleriyle oynama alışkanlığı, oyun ezberi olan isimlerdi. Bence başarı da bu önemli. Tıpkı Şenol Hocalı, Beşiktaş'ın o hatırlayalım Şampiyonlar Ligi'nde, liderliğini Şampiyonlar Ligi'nde. Bilişli, hatta Samet Aybaba'yla tohumları atılan. Evet. Yani kaybede kazanmayı sonra öğrenen bir takımdı bakarsak. İşte taraftarsız, daha doğrusu statsız o işte Biliş dönemini hatırlıyorum. Sonra Şenol Hoca da futbol olarak çok dokunuşunu yaptı. Çoğu başarı böyledir. Yine Fenerbahçe'nin Aykut Kocamanlı. Avrupa'daki yarı finali hatırlıyorum. O takım da bayağı birbiriyle oynamaya alışmış takımdı. Onur Bey yazmış Düzce'den. Onur her akşam sizi izlemeden uyuyamıyorum. Mehmet Özcan'ın yorumları Fenerbahçeli olmama rağmen çok beğeniyorum demiş. Sen ve Yusuf Kenan ikilisini de çok seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem sizi ikili. Sizi izlemek derbi izlemek gibi diyor. Yani Fenerbahçe Galatasaray derbisi izlemek gibi demiş. Selim Bey abla dürüst olmak gerekirse demiş bana. Abla demiş. 15 oyuncu gidecek gibi yeni sezonda mutlaka 3-4 net oyuncu şart yorumunu yapmış. Amerika'dan da mesaj var Mahir Bey'den. Rafa Silva transferi çok zor değil diyor. Galatasaray yeter ki istesin. Kimse bu sezon gelen futbolcuların Galatasaray'a gelmesini beklemezken Galatasaray herkesi ters köşe yaptı. Rafa Silva olmasa dahi o ayarda kaliteli bir transfer yapılacaktır demiş. Amerika'dan selamlar deyip Denizli'ye de selam diye eklemiş. Herhalde Denizli'li bir Amerika'da yaşayan izleyicimiz olabilir. Selamlar. Her yere selam o zaman. İlginç. Lütfen demiş. Evet ne? Biz ne? Evet kongrelerden, tartışmalardan çok sıkıldık demiş. Böyle konuları konuşun demiş. Biz de sıkıldık ama. Hakikaten Melike yani teşekkür ediyorum sana. Hiç sağ dışına çıkmadık. Vallahi hep öyle olmasın konuştuk zaten. Bu çıkmayacağımız anlamına gelmiyor. Bir dakika şimdi baştan teşekkür ettiler. Şimdi sağ dışına biz çıkmıyoruz ki. Gündem çıkıyor. Gündem çıkınca biz de konuşuyoruz. Ne yapalım?
İyi yayınlar demiş Ahmet Bey. Yine bizi uykusuz bıraktınız. Her zaman olduğu gibi zevkle izlemeye devam demiş. Şimdi sayfayı yeniliyorum. Bakalım yeni nerelerden gelmiş. Gül Hanım, eğer bir hanımefendi izleyicimizse sevgiler. Fotoğrafla paylaşmış bizi. Selamlar, teşekkür ediyoruz size. Nihat Bey diyor ki yabancı hakem isteniyor. Bunun için Türk takımlarının çok iyi olması lazım ve Avrupa'da her sene birkaç takım finallere çıkması lazım. O zaman mutlaka bu finallerle eşleşirler. O zaman da yabancı hakem maçları yönetir demiş. Icardi sezon sonu Suudi Arabistan'a gidebilir. Yerine iyi bir santfor alınmalı diye güzel bir ortaya bir bomba bırakmış. Size döneyim böyle. Giderse olur yani, normal almak durumunda. Ama ben çok bilmiyorum, ihtimal vermiyorum. Ben şöyle söyleyeyim, yönetim nezdinde satılmayacak tek oyuncu. Ve yönetimi düşüncesini şöyle destekliyorum. Sportif veya mali konudan bağımsız Icardi, ben ısrarlıyım. Jenerasyon etki ediyor. Yani minik çocukların bile Galatasaraylı olmasını sağlayan bir figür oldu. Buraya çok ailesiyle birlikte alıştı. Galatasaray'ı çok seviyor. Ona olan ilgiyi, alakayı ben de deplasmanlara gittiğimde görüyorum. Artı performans olarak da özel bir oyuncu. 93 doğumlu Melike. Daha 31 yaşında. En az 2-3 sene daha üst seviyeli ki bu ligde hayli hayli oynar. Ha şu olur, çok reddedilmeyecek bir teklif diyeceğim ama hani Galatasaray kabul eder mi? Çok astronomik bir bonservis teklifi gelmeli. Icardi kabul eder mi? Icardi sezon başı etmedi. Evet. Ama tabii şunu da hatırlatalım. Galatasaray'da da 10 milyon euro kazanıyor. Kazandığı para iyi bir para. Yani o para kolay kolay şu an İtalya'dan Paris Saint Germain'de kazanıyordu o parayı. Tabii PSG çok ekstrem örnek. PSG Neymar'ları, Messi'leri de o paraları verdiği için transfer etmişti ama iyi bir para kazanıyor Icardi. Çok daha iyisini Suudi Arabistan'da kazanabilirdi. Oyuncu istemedi. Bence doğrusunu yaptı. Çünkü Galatasaray'daki kontratını bitirdikten sonra bir transfer hakkı kalacak bence o coğrafyaya. Cihan Bey yazmış. Ben önümüzdeki yıl Zaha ve Ziyech'ten daha çok verim alınır diye düşünüyorum. Hatta Ziyech sahiplenir takımı, severse hacı etkisi yapar. Uçurur takımı demiş. Ya buradaki problem şu. Icardi, Ziyech, Zaha bence doğru üçlü değil Galatasaray'ın 11'inde. Yani takım savunması biraz erozyona uğruyor. Lig ne kadar Türkiye ilgili olsa burada bir handikap oluyor. O yüzden işte Barış Alper çok fark yarattı. Sezonun ikinci yarısı 11 maçlık galibiyet serisindeki. Ön tarafta da bence artık Okan Hoca'nın ilk tercihi konumunda. Yani şöyle, Mertens, Icardi dışında iki oyuncu daha kullanıyor Galatasaray 4-2-3-1'in hücum hattında. Orada bence bir Barış'ı yazacak. Artık orada Kerem Aktürkoğlu mu, Zaha mı, Ziyech mi olur? Göreceğiz Hatayspor maçında. Ziyech'in ama iyi oyuncu olduğunu kabul ediyorum. İzlemesi keyifli. Bir kere uzaktan şut tehdidi var. Ve yani şutları gerçekten çok efektif. Ara pasları iyi. Kasımpaşa maçında da bunu gösterdi. Artı yani Galatasaray'da 16 maça çıkıp 4 gol 3 asist yaptı. Ben Samsun maçındaki Icardi'nin golünü de Ziyech'e yazıyorum aslında o şuta. Özel oyuncu ama devamlık problemi belki de Melike. İşte PSG ve Al-Nassr'a biliyorsun transferi son anda gerçekleşmedi. Chelsea'den bedelsiz geldi. Bunun sebebi aslında oyuncunun her zaman sakatlık riski barındırması. Yani siz Ziyech'e güvenip 40 maçlık bir planlama yapamazsınız ki şu an Galatasaray 47. maçında Ziyech'in 16 maçı. Yani 3'te 1 kaçırıyor maç. 3'te 1'inde oynayabiliyor. Umut Bey yazmış. Sayın Mehmet Özcan fikstürü sayarken Fenerbahçe maçını unutuyor galiba demiş. Okan Buruk seri de yakalasa, rekor da kırsa Fenerbahçe oraya kadar kayıpsız gelirse Rams Park'ta Galatasaray'ı yener, şampiyon olur demiş. Ben ikisinin de kayıpsız geleceğini düşünmüyorum. O yüzden izleyicimiz cevap olsun. Yani 4'te 4 puan kayıpları yaşayacak. İkisinden de bekliyorum puan kaybı. O denklemde eğer 4'te 4 yaparsa Galatasaray önü çok açılır diyorum. Mehmet Bey İstanbul Kartal'dan yine bizi paylaşmış. Bilgisayardan izliyor herhalde. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Icardi ve Dzeko için El Hilal iddiaları var. Ne kadar doğru? Mehmet Hekimhan yazmış. Ben Al Hilal, Al Şabab sanırım Vakayeme'nin oynadığı takım olabilir. Sezon başı Al Şabab ilgilendi Icardi ile. Ama Icardi kabul etmedi. Al Hilal o coğrafyanın en iddialı takımı orada. Gomis'ten dolayı biliyorum. Artı Jesus'a da rekor kırdılar. Bilemiyorum. Şu an bilgi sahibi değilim ama sezon başı hani Al Şabab'ın Körfez ülkelerindeki o Suudi Arabistan liginden Icardi'ye teklif yaptığını biliyorum. Giderler mi? Icardi gitse sezon başı giderdi. Bence biraz Icardi şöyle rahatına da düşkün. Burada çoğu hayatından memnun. Çok artı geçen sene oturduğu ev değil. Bu sefer direkt olarak
Kemerburgaz tarafında bir villa. Daha böyle kalıcı geldi. Daha yerleşik şu anda. Tabii. Yani. Bunların hepsi sinyaldir bakın işte. Yatırımlar, ve evler. Çocukları burada gayet okullar, güzel okulda. Çocukların okulları. Çocukların hepsi. Arkadaşlarıyla fotoğraflarını da görüyoruz. Videolarını da İngilizce anlaşabiliyor. O eğitim alıyor zaten. Okullar var. Hatay maçı ile ilgili soru gelmiş Erol Bey'den. Savunma dörtlüsü kimlerden oluşur diye. Bu arada Sergio Oye hala yok değil mi? Hayır, Oye bugün idmana katıldı. Dönecek takımla çalıştı. Yani 11'e dönecek mi? Bugün değil. Pazartesi günkü taktik çalışmayı beklememiz gerek ama şunu söyleyeyim. Muslera, sol bek yön, bir tane stoper Nelson. Ya Oye Kaan, ikisinden biri sağ bek olacak. Sanchez mi, Abdülkerim mi? Bunun kararı pazartesi verilecek. Oynama ihtimali var. Onu söyleyeyim. Hem Sanchez'in hem Oriye'nin. Oriye oynayabilir takımla yani. Takımla çalışmalara başladılar bugün itibariyle. Bayağı merak ediliyor çünkü. Evet, bir görmek lazım. Sergio Oye'yi kimse göremedi. Yani doğru. Artık tatile mi geldi, seyahate mi geldi gibi espriler bile İşin yapılmaya İşin ilginç tarafı çok da sevildi. Onu söyleyeyim evet. Florya'da. Çok pozitif takım arkadaşları ilişkisi. Çok olumlu anlamda bir sürpriz yapabilir yani diye düşünüyorum. Bir de diğer tarafta Köln. Beğenildi de. Büyük şöyle Melike Galatasaray. Bir de Sergio'yu da tutarsa şöyle, bir şey yakalayabilir Galatasaray. Tam der, yani sezonun ilk yarısı ne diyorduk? Bu takımın 8 numara problemi var diyorduk. Artık demiyoruz çünkü Kerem Demirbay gayet iyi oynuyor 3 aydır. Sol bek sen demin ifade ettiğin Köln iyi transfer. Bir de siz sağ bekte oraya nokta atışı olursa ki Oriye'nin de problemi işte yakınını kardeşini kaybetmesinin ardından yaşadığı mental çöküş diyebiliriz. Yoksa oyuncu kariyer olarak fizik olarak fena bir sağ bek değil. Eboe profili diyebiliriz. Ligin son 8 haftası artı Süper Kupa performansla geleceğini karar verecek Galatasaray'daki. 9 maçlık bir sözleşmesi kaldı. Nihat Bey yazmış. Ziyech'ten son 8 maç için 2018 Feghouli performansı bekliyorum. 2019 Feghouli. 2019 demesi lazım değil mi? Evet. 2018-2019 sezonu mu? Damgasını vurduğu sezon. Evet, damgasını vurdu. En son Röşatay'la da şampiyonluk evet, oyunu attı. Daha evet, ne yapsın? O sezon. O sezon çok iyiydi. Evet, bakalım. Icardi Galatasaray için bir simge ama böyle bir teklif bir daha gelmez. Yine de çok seviyorum yazmış Selim Bey. Icardi Galatasaray için bir simge güzel orada. Biraz metafor aa, da var. Aa, hiç aklıma gelmedi benim okurken. Evet, ben şampiyonluk öyküme yazmışım şampiyonluk simgesi diye Icardi'ye. Evet yani şarkıyla bütünleşti şarkının sahibi yani şarkıyı söyleyen isim simge olduğu için böyle bir benzetme yapıldı. Son şarkısında da yakışıklı mı diyor mesela Icardi geliyor benim aklıma. O şarkıyı da Icardi'ye yakışıyor taraftarlar. Aa,